Hadi teraziler bir görelim bakalım. Başakların ardından siz neler yaşıyorsunuz? Evet. Bir kere aşkta bir zorlanma var. Şimdi, Parada bir zorlanma var. Tabii ki bir tek biraz, tek dinleyelim terazileri. E, anlayış çok ön planda olacak. Teraziler bu hafta ikili ilişkiler, birliktelik, evlilik, flört konusunda biraz daha anlayışlı olmaya, Hı -hı. tahammüllü olmaya özen göstermeleri gerekiyor. Peki. Düşünerek konuşup, Dengeli, duyarlı hareket etmek de onlar için çok önemli olacak. Bak biraz önce hanımefendi Neşe Kerem Bey ne dedi? Kerem Ali. dedi. Ben de Kerem Ali Bey'e diyorum ki Hatununuza deyin ki gözlerinin içine bakarak seni seviyorum. Çünkü terazi burçlarıyla yaşayanlar sevgi sözünü duymaya hasret kalabilirler. bu O hafta. kadar. Ben sevilmek istiyorum. Ben sevgimi yeterince belli ediyorum Ama ifade ediyorum. Ama teraziler değil, terazi burcuyla yaşayanlar. Yaşayanlara terazilerin davranışı karşısındaki kişiye seni seviyorum. İyi ki seninle birlikteyim. İyi ki seninle yaşamda yol alıyorum demeyi ihmal etmemeleri gerekiyor. <laughs> bazen gülen bir gözle bakış, bazen küçük bir tebessüm, bazen minnacık bir makas ilişkilerin enerjisini ve aurasını güçlendirebilir. O yüzden siz teraziler hayatınızdaki kişilerin yüzüne bakarak, gözünün içerisine bakarak onun sizin hayatınızda ne kadar önemli olduğunu ifade etmeyi ihmal etmeyin. Peki sizlerle yaşamda yol alanlar ne yapmalı? Sizlerden şikayet etmemeli. Sizi olduğu gibi kabul edip değiştirip geliştirmeye çalışmamalı. Sizler iş hayatınızda, kariyer ortamlarınızda, sahibi olduğunuz işte, sorumlusu ve görevli olduğunuz alanlarda yaptığınız ve yapmayı planladığınız, üstlendiğiniz her türlü sorumlulukta başarılı bir şekilde yol alırken kendinize duyduğunuz güvenin de arttığının farkında olacağınız verimli bir haftadasınız bu hafta. Sadece çalıştığınız iş ortamında birbiriyle uyumsuz, Anlaşamayan bazı iş arkadaşlarınız olabilir. Özellikle haftanın üçüncü ve dördüncü gününde gökyüzü sizleri uyarıyor. Kimsenin arasına girmeyin, araf duyguları içerisinde kalmayın. Sen haklısın, sen haklısın demek durumunda kalmak yerine nasıl doğru ilişki içerisinde olunur, iyi bir çalışan nasıl olunur'a örnek olmaya özen gösterin mümkünse bu hafta. Özellikle haftanın 5. ve 6. gününde. Süre gelen birliktelikleriniz, ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız, evliliğiniz ve yuva beraberliğiniz konusunda mümkün olduğunca dengeli, duyarlı, düzenli iletişim içerisinde olmak ön planda olurken partnerinizle birlikte ani hafta sonu seyahat planları yapabilir ya da tatil teklifleri gündeminize gelebilir ama unutmayın Merkür gerilemesinin son haftasındasınız. Sizlerin seyahate çıktığında çantasına, valizine, bavuluna, eşyalarına dikkat etmesi gerekiyor. Teraziler hafta sonu kayıplara açık. Eyvah eyvah. Yani maddi kayıplar, eşya kayıpları olası ve söz konusu olabilir. Hiçbir şeyinizi kaybetmemek için tedbirli ve dikkatli olmaya özen gösterin. Nasıl önlem alsınlar? Yani dikkat etsinler. Örnek veriyorum eğer uçakla seyahat ediyorlarsa, otobüsle seyahat ediyorlarsa bir yere valiz teslim ettilerse üstüne isimlerini, telefon numaralarını yazmaya özen göstersinler. İhmalci olmasınlar onlara Kalabalık özel olan. Kalabalık yerlerde çantaları muhafaza evet, etsinler. Evet muhafaza etmek lazım. Birazcık böyle kayıplara, hırsızlıklara, eşya kayıplarına açık bir haftadalar hafta sonu itibariyle. Tedbirli ve dikkatli olmak itimat kontrole mani değildir. Kontrollü ve dikkatli olduğumuzda olası tehlikeleri engelliyoruz. Hı hı. Duyarlılık, denge zaten ilişkilerde ön planda olacak. İş konusunda? Maddi ve iş ve kariyer konusunda sonuca varma, tamamlanma. Ee, sadece işsiz olanların yeni işlere adım atmak, yeni hedefler belirlemek konusunda... ...birazcık daha bir 5-6 gün sakin olmaya gayret edip özen göstermesi gerekiyor. Hiçbir şey için sabretmek istemiyorum, sabrım yeterince yok diyebilirler... Ee, çalıştığınız işte görevli olduğunuz sorumluluğu içerisinde bulunduğunuz alanlarda kendinizi tahammülsüz de hissedebilirsiniz. Bir hafta çık sabır. Belki gelip geçicidir öfkeniz, sabredememe durumunuz. O yüzden bu altı gün sabredin. Sonrasında kendinize teşekkür, bana da dua edeceksiniz. O yüzden acil iş bırakmaları Sana zaten yapmayın. dualar, teşekkürler geliyor. Önce bir terazinin spotunu alalım, sonra alalım. onları okuyacağım Instagram mesajlarını. Ee, sabırlı, sakin, dengeli olmaya özen gösterin efendim. Aceleye hiç gerek yok. Sakin olun sevgili teraziler.